Bu hafta yine çok değerli bir ismi ağırlıyoruz. Buket Uzuner bizlerle beraber. Edebiyatta aslında ya da hikayede her zaman tabiatla ilgili bir şey var. Tabiatla insanın ilişkisi çok önemli. İklim ve Gelecek programına hoş geldiniz. Bu hafta yine çok değerli bir ismi ağırlıyoruz. Buket Uzuner bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Çok heyecanlıyız sizi ağırladığımız için. Hem edebiyata olan katkınız hem iklim değişikliğiyle ilgili söyleyecek daha çok sözünüz olduğunu biliyoruz. İklim değişikliğinin anlatılmasıyla ilgili, edebiyatta nasıl bir yol alınmasıyla ilgili birçok kavrama da aslında sizinle tanışıyoruz, tanışık oluyoruz aslında. Belki doğru bir ifade etmek olur mu bilmiyorum ama şuradan başlamak istiyorum aslında. İklim değişikliği ve edebiyat ilişkisinden bahsedebilir miyiz? Böyle bir ilişki, böyle bir korelasyon var mı? Aslında edebiyat dediğimiz hepimizin bildiği gibi hikaye. Hı hı. Ve insana hani nasıl biyolojide homo sapiens diyorsak aynı zamanda insanın birçok insan türünün birçok başka adları da var. Benim en sevdiklerimden birisi homo narrans, yani narrative, yani hikaye. Hı hı. Hikaye edebilen ve dinleyebilen ama galiba asıl önemlisi bildiğimiz diğer canlılar arasında hikayeden öğrenebilen tek canlı. Hı hı. O yüzden eskiden mitolojik hikayeler, şimdi tek tanrılı dinlerin kutsal kitaplarında aslında fantastik denebilecek, metafizik denebilecek hikayeler var. Normalde günlük hayatta bu hikayeleri dinlediğimizde öyle şey olur mu diyoruz. Ama ahlakın, dinin, dürüstlüğün öğretilmesi için şu andaki yüzyılda inanılan üç kutsal kitapta böyle hikayeler var. Çünkü hikayeden öğrenebilen bir canlıyız. Bir şeyi derste anlatmak başka, aynı şeyi bir hikayenin içinde. Bu günümüzde hikaye dizi olabiliyor. Çok formu var tabii, değişik formu var. İşte bu sesli bir kitaptan dinlenebilir iş yaparken. Ama bir hikayenin içinde anlatıldığında olay değişiyor ve öğreniyoruz. Bunun asıl sebebi kendimizi çok beğenen bir canlı olmamız. Bize birisi şunu yapma, bu yanlış dediğinde çok dokunuyor. Bu en sevdiğimiz, yani annemiz babamız söylediğinde iyice batıyor zaten. Hele ergenlikteysek tamamen ateş püskürüyoruz. Ama onu bir başkasının başından geçmiş hikaye olarak dinlediğimizde o başkası bize çok benziyorsa biz oradan ders almaya başlıyoruz. Çünkü direkt eleştiride çok kırılgan, çok zavallı canlılarız. Hiç üstümüze alınmıyoruz. Biz mükemmeliz. Yani örneğin ben işte Türkiye'yi değişik nedenlerle kitap okumak için ya da kitap yazmak için dolaşıyorum. Bu isterseniz Mardin'de bir taksi şoförü olabilir, Trakya'da, Edirne'de olabilir, Kars'ta veya Muğla'da. Taksi şoförleri yazar olduğumu öğrenince hemen bizim çocuk kitap okumuyor, ne yapabiliriz? Abla ya da hanımefendi diyorlar. Siz okuyor musunuz diyorum. Birden bu memlekette hiç kimse okumuyor diyor. Kendisi hariç insanları eleştiriyor. Hı hı. Siz okuyor musunuz dediğimde bir aramıza bir buz giriyor, bir soğukluk giriyor. İşte benim vaktim yok deniyor. Halbuki işte biliyoruz ki sigara içmek için mola veriyor birçok kişi ya da başka bir takım şeyler için. Ama siz orada bir başkası üzerinden, onun akrabası bile üzerinden kitap okumanın ne kadar yararlı olduğunu ya da sigara içen birinin çocuğuna sigara içme demesinin bir yararı olmadığını bir başka örnek üzerinden anlattığınızda kabul ediyor. Hı hı. O yüzden hikayenin inanılmaz bir sihirli etkisi var hepimizin üzerinde. Hı hı. Bunun formu değişebilir, işte dediğim gibi bir sinema, bir sanat eseri olabilir, bir sergi, bir opera, bir marş bile içindeki sözlerle, ki o hikayedir aslında, bize ilaç gibi gelir. O yüzden hikayenin öğrenmemizde çok çok büyük katkısı var. Benim bu birazdan konuşacağımız tabiat dörtlemesinde örneğin Kutadgu Bilig'i şifreler kitabı olarak kullanıyorum ben. Ben aslında sayısalcıyım, biz fenci derdik. Bunu ben de hiçbirimize okullarda Kutadgu Bilig uzun bir şekilde ya da yeterince anlayabileceğimiz şekilde öğretilmiyor. Hı hı. Bunu ayrıca konuşuruz, neden bize mitolojimiz öğretilmiyor. Ama Kutadgu Bilig'i bir şifreler kitabı gibi kullanmaya başladıktan sonra
bana Türkiye'nin değişik üniversitelerinin Türkoloji, Türk Edebiyatı bölümünden biz çocuklara, gençlere bunu okutamıyorduk. Sizin romanlarınız nedeniyle okumaya başladılar. Ve hakikaten özellikle Su ve Toprak ilk kitaplarda imzası yapıldığı yerde mutlaka arkaya Kutadgu bilikleri koyduruyordum. Ve satılmaya başlamıştı. Benim bir ticari kazancım yok ama bazı manevi kazançlar ticari kazançtan daha iyi geliyor insana. O yüzden yine bir hikayenin içinde bir şeye dokundurduğunuzda insanların ilgisini çekebiliyor. O yüzden söz daima kılıçtan keskindir. Evet. O yüzden tarih boyunca diktatörler dünyanın değişik yerlerinde şairlere hep düşman olmuştur. Aslında şiir en güçlü formudur, evet, edebiyatın, sanatın. Ve aslında yine bana kızacaklar ama bazı edebiyatçılar ya da sanatçılar, edebiyat, söz sanatı aslında bütün sanatların anasıdır. Biraz biyoloji için de öyle düşünüyorum. Temel bilimlerde bütün bilimlerin anasıdır diye düşünüyorum. Çok güzel bir giriş oldu. Tabii aslında demin de bu yayından önce güzel, hoş bir sohbet yaptık. Ben birazcık acaba edebiyat bir araç olabilir mi de siz beni birazcık daha geniş bir bakış açısıyla, daha geniş bir yelpazeden bakıp yani sanat hayatın, edebiyat hayatın her köşesinde diyerekten farklı bir bakış açısı kazanmama sebebi oldunuz. Bu bağlamda aslında iklim değişikliğiyle ilgili, sürdürülebilirlikle ilgili hayatın her aşamasına dokunan bu süreci belki yeni bir janra ya da tür olarak doğru ifade etmek gerekirse Türkçe'de iklim kurgu gibi bir tanım içerisinde değerlendirebilir miyiz? Acaba böyle bir yeni ifadeyle mi ifade ediyoruz, taşıyoruz, anlatıyoruz? Sizden birazcık bu tanımı da dinlemek, duymak isterim açıkçası. Tabii. Açıkçası ben bir iklim kurgu yazarı olayım diye yola çıkmadım. Fakat özellikle ilk romanım İki Yeşil Susamuru Kita 91 yılında yayınlanmıştır. Oradaki yeşil, Yeşiller Partisi'nin anlatan bir semboldür. O zamanlar 90'larda Türkiye'de Yeşiller Partisi vardı. Bugün de var fakat bir türlü kurulması izni İçişleri Bakanlığı'ndan çıkmıyor. Ve bence gerekli bir parti. Bütün parti, siyasi partilerin içinde yeşiller denen iklimle, tabiatla ve doğal olarak bununla ilişkisi olan tarım ve gıdayla ilgili bir siyasi bölüm olması gerekiyor. Bu çok önemli. Her şeyden önemli çünkü gıda olmadan, hava kirliyken yaşamamız mümkün değil. Gelecek kuşakların da yaşaması mümkün değil. Ve bu çok siyasi bir alan. Birçok insana özellikle ben... Politik bir söylemin parçası aslında. Kesinlikle. Evet, ben hem politik hem siyasi kelimelerini galiba kullanıyorum. Özellikle benim biyoloji eğitimimin altında elbette DNA'ya duyduğum çok büyük ilgi vardı. İşte hayatın sırrını çözmek isteyen bir genç kızdım. Bunlar vardı ama içine girdikçe biyolojinin ve ekolojinin aslında hayatın ne kadar etkilediğini çok genç yaşta farkına varmak gibi bir şansım oldu. Ama biraz sonra belki gençlere ve çocuklara nasıl bu konuyu sevdirebiliriz veya ilgisini çekebiliriz de anlatacağım, evet, gibi yine de aileden başlayan bir şey bu. Tabiatın bir mal değil, aslında bizim parçası olduğumuz bir döngünün, bir alemin aslı, özü olduğunu çocukken anlatılırsa. En önemli mirasımız belki de. Evet, yani o olmadan olmayacağımız bir şey. Halbuki bugün tabiat bir mal gibi gösteriliyor birçok dünyanın hemen her yerinde. Alınıp satılabilen bir şey. Ve biz de tabiatın efendisiyiz insanlar. Üstün ırkız. Öyle bir tür. Türüz. Evet. Evet, ırk da zaten uydurulmuş bir şey. Ateş romanında çok ona kafa yordum. Irk diye bir şey yok aslında insan türünde, biyolojide. Bizim uydurduğumuz, insanlığın uydurduğu bir kavram. Evet, edebiyatta aslında ya da hikayede her zaman tabiatla ilgili bir şey var. Çünkü düşünürsek ilk hikayeciler ateşin başında oturan, işte kuzeyde ise, Avrupa'da ise pagan dediğimiz, işte Asya'da ise şaman dediğimiz, ateşin etrafında oturup hikayeler anlatan insanlar. Aslında daha öncesinde hem dil hem de hikayenin gelişmemiş olduğunu düşünüyor hem antropologlar, biyologlar. Şahsen ben Buket olarak da öyle düşünüyorum. Çünkü insanların
devamlı hayatlarını kurtarmak için ağaçların tepesine saklandığı, geceleri mağaralarda nöbet tutarak vahşi hayvanlardan ve iklim felaketlerinden kurtulmak için yaşadıkları bir dönemde dilin gelişmesi mümkün değil. 5-6 kelimeyle kaç ye, iç sığın, gibi. Korun belki. Fakat ne zaman ateşi kontrol etmeyi öğreniyorlar? İki büyük önemli değişim oluyor. Birincisi çiğ yedikleri etleri veya yiyecek gıdaları öğütmek için kullandıkları karbonhidrat çok fazla enerji. Hı hı. Fakat onu pişirdikten sonra daha kolay öğütülüyor pişmiş yenen gıdalar. Bu durumda fazla bir karbonhidrat ortaya çıkıyor. O beyne gidip beyni geliştiren şey o. Beynin gelişmesi, özellikle frontal lob denen daha duygusal dille ilgili kısmın gelişmesi aslında ateşin kontrolüyle çok ilişkili. Güvende hissedip ateşin başına oturduklarında da dil gelişmeye başlıyor. Çünkü o gün yaşadıklarını anlatmak için yeni kelimeler, kavramlar ortaya çıkıyor. Bunu düşünmeye başladığınızda ve bu konudaki uzmanların sohbetlerini, kitaplarını okuyup veya YouTube'da araştırıp bulabilirler bizi dinleyenler. Gerçekten gözleriniz yaşarabilir dilin nasıl ortaya çıktığı ve bizden önce o zeki ninelerimizin, atalarımızın kelimeleri bulmak için ne kadar uğraştıkları. Şu anda biz yüzlerce kelime konuştuk şu anda biz sizinle. Evet. O kelimelerin her birinin tek tek ortaya çıkması, benim şu anda bile tüylerim diken diken oluyor. Onlar olmasa biz bu iletişimi kuramayacaktık. O kadar minnettarım ki dili geliştirenlere. Evet. Dil geliştikçe insanlar hikaye anlatmaya başlıyor ve hikayeden öğreniyorlar. Tabii ilk hikayeler, mitolojik hikayeler hep iklimle ilgili. Hı hı. Çünkü doğal felaketler var, seller. İşte buzul çağları yaşanıyor ya da hayvanlarla ilişkili. O yüzden ilk hikayeler aslında belki de mitolojik hikayeler, ilk iklim kurgular. İklim kurgu evet bir Amerikan deyimi, climate fiction, hatta hemen kısaltmayı seviyor onlar, cli-fi diyorlar. Ama bizde özellikle Hacettepe Üniversitesi'nin Amerikan dili ve İngiliz dili bölümlerinde bu alanda çalışan çok kıymetli profesör kadınlar var. Yani hepsi kadın. Çok gurur duyuyorum onlarla. Onlar, ben bu romanları 13-15 yıl önce yazmaya başladığımda suyu, onlar beni buldular ve su bir ekokritik, en çok öyle deniyordu. Eko eleştirel tam Türkçesi, ekolojik. Ekoyu ben genellikle ekoloji alıyorum ama ekonomi olarak da algılanıyor. Onun için altını çizmek istiyorum. Yani tabiat eleştirisi tam anlamıyla kitaplar olduğunu söylediler. Ben de o zaman farkına vardım. Ama dediğim gibi Yeşiller Partisi ile de ilgili. Onu bir romana koymuş genç bir yazardım o zaman. Demin sizin de söylediğiniz gibi çevre ve iklim ve gıdanın siyasi olarak çok önemli bir yere konması gerekiyor. Yeşiller Partisi bu aslında olması gereken tabii. Bunun tabii edebiyatta yer alması da günümüzde böyle isimlerle anılıyor. Ama iklim kurgudan önce ve dünyada en yaygın olarak bilineni eko eleştirel, eko critical edebiyat diye bir adı var. Ama siz de sanırım bir tanım ortaya atıyorsunuz diye ifade edebilir miyim? Ekomitoloji. Sizin yaptığınız birazcık buna mı giriyor acaba? Yoksa siz mi bu tanımı genişletiyorsunuz, aslında tanımlıyorsunuz diye söylemek lazım. Nasıl ifade edebiliriz? Bilmiyorum. Aslında dünyada hiçbir şeyi bir insan icat edemez. Bizden önce mutlaka söylenmiştir. Ama tabii ilk gençliğinde insan bayılıyor bunu, ben ilk yaptım falan diye. Sonra çok şükür ki öğrenmeye başlıyor insan belli bir yaştan sonra. Senden önce söylenmemiş hiçbir şey yok. O yüzden eminim birilerinin söylediğini. Fakat ben duymadım. Benim cehaletimdir. Evet, ekomitoloji benim yaptığım şeyin bir anlamda da adı olabilir. Çünkü mitolojiye dayanmayan hiçbir bilgi aslında gelişemez. Çünkü onu bir zamanlar bir takım insanlar zaten söylemişler. Onun üzerine düşünmüşler, onu geliştirmişler. Bu zaten tek başına yapılacak bir şey değil. Geçmişten gelen kültür, geleneklerle zamanın ruhuna uygun yeni bilgiler eklene eklene devam ediyor. Hı hı.
Çok külliyatlı bir ilerlemeden bahsediyoruz. Evet, ama insanlık tarihi de böyle bir şey. Yani demin dilden bahsettik ama mesela bir kabın, yani bir fincanın bulunuşunu düşünün. Ursula Le Guin'in mesela çok sevdiğim denemeleri vardır. Onu hep kendi babaannelerimden, edebi babaannem sayarım. Margaret Atwood öyledir, Doris Lessing. Bizde Adalet Ağoğlu, Sevgi evet. Soysal böyle hep benim edebi akrabalarımdır. Çok gurur duyduğum kadınlardandır. Mesela Ursula Le Guin'in çok güzel bir teorisi var. Arkeologlar da çok sever bunu. İlk insan icadı aletin silah olduğunu genellikle erkek arkeologlar ve Stanley Kubrick'in hani meşhur 2001 Space evet. Odyssey filminde de iki maymun savaşır, iki erkek maymun savaşır. Evet. Kemikle birbirlerini bıçak şeklinde öldürmeye çalışır. Hatta biri öldürür galiba, hatırlamıyorum artık. Ve o kemiği fırlatır. O müthiş bir valsle döne döne bir uzay aracına dönüşür. Kemikten, yani bıçaktan buraya geldik diye. Ursula Le Guin öyle demiyor. Yani biz kadınlar sanata, bilime, edebiyata girdikçe farklı bakış açıları getiriyoruz. Çünkü bütün dünyanın %50'si biziz. Hı hı. Uygarlığı biz de yarattık. Uygarlık erkeklerin tek başına yarattığı bir alan olması mümkün değil. İstedikleri kadar nüfus sayımlarına bizi almasınlar. Sizin bir Shakespeare'iniz yok deseler, Virginia Woolf çıkıp Shakespeare'in kız kardeşi olsaydı kaç kere tecavüze uğrayıp öldürülmüş olacaktı diye tokat gibi cevabını verse de. Sonuçta Ursula Le Guin şöyle diyor, öyle değildi o diyor. Uygarlığın ilk aleti, insanlığın icat ettiği ilk alet bir kaptı diyor. Çünkü bir şeyi taşımanız gerekiyordu ve çok hoş bir öykü kuruyor. Bu denemeleri Kadınlar, Rüyalar ve Ejderhalar diye bir kitabı var Metis yayınlarından. Öneririm, herkesin evinde bulunması gereken küçücük bir kitap. Diyor ki üçlü bir aile hayal edelim. Tabii o zaman insanlar isim falan koymuyor. Hı hı. Dil de henüz yaratılmamış. Mu olsun bebekleri de. İşte yağmur, kar olduğunda normalde gidiyorlar bir şeyler, otlar yiyorlar ya da yanardağ fışkırmış, şimşek çakmış, böcekler yandığı için onu yiyorlar. Fakat yağmur ya da kar olduğunda bebekle birisi bekliyor, ya kadın ya da erkek. Gidip bir şeyler toplayacak. Nasıl getirecek? Avucunda. Demek ki ilk ihtiyaç ne? Bir kap. O ilk kabında kadının kendi saçlarından veya otlardan ördüğü bir file olduğunu söylüyor. Ve giden kadın veya erkek taşıdığı yiyecekleri getirirken orada gördüğü hikayeleri de o torbaya koyuyor. Yolda işte diyor bir yılana rastlamış mesela, bir ejderha ile savaştım diye. Yani avcı hikayeleri vardı ya. Evet. Çünkü insanın hayal gücü var. Bildiğimiz evet. kadarıyla hayvanlarda bu yok. O hayal gücüyle hikayeler kuruyor. Yani ilk icadın, insanın ilk alet icat ettiği aletin bir kap olduğunu. Nitekim arkeolojik müzelere gittiğinizde Türkiye'de ve dünyada hep toprak kaplar vardır. Evet. İşte oradan geldiğini söylüyor ve çok mantıklı bana göre. O yüzden hikayenin özü her zaman tabiatla ilişkili. O tabiatla insanın ilişkisi çok önemli. Bizim unuttuğumuz bugün, benim ve benim gibi örneğin Türk edebiyatında benim de ustalarım olduğu için gurur duyduğum Yaşar Kemal'in Deniz Küstü romanı, Kaplumbağalar romanı Fakir Baykurt'un, sonra kendi kuşağımdan Latife Tekin'in Berci Krist'in Çöp Masalları, Halikarnas Balıkçısı ve Sait Faik tabii. Sait Faik'in hemen hemen adada geçen bütün öykülerinde tabiat konuşur. Bizde de kökleri eskiye dayanan bir tabiatla ilişkili tabiat yazını var. Fakat bu arada benim de yeni keşfettiğim ve bu yüzden çok mahcup olduğum çok değerli bir yazarımız var. Hikmet Birant adı, bir profesör. Aslında botanikçi. Cumhuriyet'in biricik atamızın çok önemli devrimlerinden birisi olan Anadolu'daki zeki çocukların o sırada Türkiye Cumhuriyeti'nde değerli üniversiteler henüz olmadığı için yurt dışına yollayıp eğitim aldıktan sonra Türkiye'ye getirdiği çocuklardan birisi Hikmet Birant. Karamanlı
bir delikanlı. Ankara Üniversitesi'nin botanik bölümünü kuruyor. Çok kıymetli işler yapıyor. Benim açımdan en kıymetlisi Ankara'da bir alıç ağacıyla sohbet ediyor ve alıç ağacıyla sohbetler diye bir kitap yazıyor. Şimdi bir anlatının edebiyat olması için biliyorsunuz insan dışı canlılar denen ağaç, hayvan, toprak ne varsa onların da konuşuyor olması lazım. Alıç ağacıyla Hikmet Birant Ankara'da sohbet ediyor. Kitap şimdi İş Bankası yayınlarından çıktı. Lütfen herkes bizi dinleyenler evlerinde bulundursun. Çok kıymetli bir insan. Hakkı yenilmiş bence, çok bilinmiyor. Ama özellikle yurt dışında değişik edebiyat ve çevre konferanslarına davet edildiğimde batılı ülkeler kendilerinin ne kadar eskiden beri toprak ve tarımla ilgili yazdıklarını anlatıyorlar. Ben boynum bükük durmuyorum. Tabii 1970'ler o kadar eski değil, 1800'ler kadar değil ama ben de Hikmet Birant'tan kendi tabiat dedem gibi gururla bahsediyorum. Ve tabii bir ağaçla bir botanik profesörünün konuşması çok ilgi uyandırıyor. Evet. Umarım İngilizce'ye de çevrilir. Umarım. Ve dünyaya da dağıtılır. Benim çok gurur duyduğum birisi. Biz de sayenizde tanımış olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Aslında konuyu çok güzel bir noktaya getirdiniz. Ben birazcık ilhamınızdan bahsetmek istiyorum. Bu kitapları yazarken nasıl bir ilhamla yola çıktınız ve birazcık aslında ateşe doğru da yol almak isterim bu bağlamda. İlhamınız nedir? Yani sizin bunları anlatırken, bunları söylerken birazcık aslında anlamaya çalıştım programın başından beri ama sizi bu derdi anlatmak için ne dürttü? Evet, bu sonuncusu daha uygun benim gibi yazarlar için. Çünkü ilham diye bir şey yok. Ben hiç inanmıyorum ona. Hatta işte Atilla İlhan'ı anmadan tabii ben duramam. Onun yanında büyüdüm çünkü. İlham sadece ya da esin Türkçesi insana iyi bir romanı okurken, iyi bir yazardan veya iyi bir sanat eseriyle yani bir filmi izlerken ah benim de böyle bir fikrim var, şöyle olabilir diye. Bu esinlenme ama oradan kopyalama değil. Aslında bence meselesi olmalı insanın. Yani yazar olmak isteyen gençlere de belki bu anlamda işlerine yarayabilir. Ünlü ve zengin olmak için yazar olunmaz. Başka işler yapılabilir. Çünkü burada ün ve paranın olmadığı alandır edebiyat. Ha başka kitaplar, işte daha iyi hissetme, enerji değişimleri, gökler, burçlar falan yazabilirsiniz ama o edebiyat değil. Edebiyatla ilgiliyseniz sizin meseleniz olmalı. Tabiat meselesi benim çocukluğumdan beri meselelerimden birisi. Öbürü de kadın meselesi. Kadın olmasaydım da, erkek bir yazar olsaydım da bu mesele beni ilgilendirirdi. Çünkü düşünün ki uygarlığı kuran nüfusun yarısı tıpkı tabiat gibi ikinci plana itilmiş ve yok sayılıyor. Ben galiba haksızlıklar karşısında çok çocukluğumdan beri o öne çıkıp bir şeyler söylemek isteyen birisiyim. Tabiatla neden ilişkim meselem oluyor benim? Niye başka şeyler bu kadar meselem olmuyor? Yani niye daha çok para kazanmak mesela, niye meselem olmuyor diye sorarsanız birçok kişi işte bunu benim beceriksizliğim olarak görebilirler. Ama para kazanmak o kadar zor bir şey değil aslında. Ama bir şeye kendinizi adamak çok kalıcı bir şey, bir ülkü. Ve biz kendisini bir şeylere adamış insanlara çok saygı duyuyoruz. Herhalde çocukluğumda yetiştirilirken bana gösterilen rol modeller böyleydi. O yüzden annenin eğitimli olması çok kıymetli. Kesinlikle. Annemin hep bana Madame Curie ve Halide Edip'e aşıktı. O güçlü iki kadını örnek göstermesi belki. Ama asıl tabiatla ilgili konu Sait Faik'tir. Ben geceleri masal dinlemeden uyuyamayan bir çocukmuşum. Tabii bu annemin sayesinde. Masal ya okurdu bize kardeşimle bana ya da anlatırdı. Fakat ben çok hatırlamıyorum. Annem anlattığı için biliyorum. 4 yaşı civarında kardeşim daha 1 yaşında bir türlü masalları beğenmediğim bir dönem başlıyor. Dün anlattığının da böyle bir şey yoktu. O nereden çıktı işte anlattığın kuşun kuyruğu yoktu, gagası yoktu diye kadıncağızı perişan ediyormuşum. Sonunda şöyle bir şey bulmuş. Bir akşam ben uyurken şşt şşt
diye başlamış. Duydun mu Buket? Ben de heyecanla bakıyorum. Hiçbir şey yok. Gece zaten sessizlik. İşte Sait Faik'in Hişt Hişt öyküsünü anlatıyor. Okumayanlar için de telif süresi de dolduğu için rahatlıkla internetten bulabilirler. Çok kısa bir öykü. Otların, ağaçların, böceklerin hiç hiç sesini duyuyor Sait Faik Burgazada'da yürürken. Eğer bunu 3-4 yaşında bir çocukla paylaşırsanız ve ona ağaçların da konuşabildiğini anlatırsanız, zaten o çocuk büyüdüğünde artık biliyoruz ki özellikle neuroscience, sinir bilimi ve biyolojinin gelişmiş döneminde yaşadığımız için ağaçlar kökleriyle birbirleriyle konuşuyorlar. Hatta yaşlı ağaçlar fazla karbonhidratı genç bir ağaca yolluyorlar. Bütün canlıların birbiriyle iletişimi var. Biz zannediyoruz ki ya da bize verilen eğitim sadece bizim gibi konuşmalı her canlı. Öyle değil. Belki onlar da bizim çok tuhaf sesler çıkardığımızı düşünüyorlar. Eğer bir çocuğa bütün canlıların iletişim içinde olduğu ve onların da canının yandığını, örneğin bize işte balıkların canı yazmaz, sinir sistemleri çok zayıf diye öğretildi. Ama şimdi biliyoruz ki onların da canı yanıyor. Daha farklı bir dünyaya ve tabiatın içinde bizim de o canlılardan biri olduğumuzu çocuklara öğretmeye başlarsak, en azından büyüdüklerinde mesela orman kesen bir siyasetçi olmazlar. Daha farklı bakarlar, vicdanlı olurlar. Toprağın bir mal olmadığını, bir mülk olmadığını, tarih kitaplarını değiştirmeye başlarız. Çünkü tarihte çok bize göre kazanan kahramandır. Kahraman gider o ülkeyi ele geçirir. Ve çok toprakları elindedir o. Tabii çok erildir. Ve kadınları, çocukları ve ağaçları, toprağı, tabiatıyla onlara el koyma hakkına sahiptir. Maldır onlar. İşte çok acırız kadınlar ve çocuklara öldürülür ya da işte tacize, tecavüze uğrarlar. Ama bu sanki normalmiş gibi bize içselleştirilir. Bunların hiçbiri normal değil. Bunlar çok korkunç şeyler. Bugün yaşadığımız sıkıntıların hepsi, eğer metafiziğe ya da işte uhrevi şeylere inanıyorsanız, onların gazabıdır. Değilseniz, son derece materyalist ve bilimsel bakıyorsanız dünyaya, o tükettiklerimizin bugün çektiğimiz onlarla ilgili yokluktur aslında. Eğer bir çocuğa dünyada sen hakim değil, efendi değilsin ama ne güzel ki bu dünyanın bir parçasısın öğretirsek, dünya başka bir hale gelir ve o dünyaya çok ihtiyacımız var. Şimdi bilmiyorum bununla ilişkili mi ama evet. Ateşte çok kısa bir bölüm çocuklarla ilgili. Defne Kaman gazeteci bir kadın, İstanbullu. Evet. Onun da Umay adında, aslında Umay Türklerin mitolojisinde tabiat tanrıçası, bereket, kadınların doğumuna yardım eden bir tanrıçı. Anneannesinin adı Umay. Biz bunu bir kadın adı olarak hala kullanıyoruz. O ona ölümden korktuğu zaman tabiat döngüsüyle ilgili ölümün bir yok oluş olmadığını, aslında karbon döngüsünü anlatıyor. Ateş romanında onun çocukluğuyla ilgili bir bölüm var. Oradan kısa bir şey okumak istiyorum. Bilmiyorum lütfen, uygun mu tabii size ki de. Defne bu sırada 8 yaşlarında bir çocuk. Anneannesi de 50 yaşlarında, eczacı geçmişi var. Ama aynı zamanda otacı kendisi. Otacı, şifacı, eczacı aslında demek. Tıp ve eczacılara Türkçe'de ottan gelen otacı deniyor. Ama anneanne, ya hiç gerçekten hiçin yokluğun ilk defa öğreniyor. Hiçten çok korkuyor, yok olmaktan. Bu kavramları, sonsuzluk, hiç ve sıfırı bir çocuğa nasıl anlatırız diye bir bölüm bu. Ama anneanne, ya hiç gerçekten de annemin dediği gibi kapkara bir delikse, ya o kara delik gece rüyama gelip beni içine çekerse, ya annem haklıysa, ya ben okulda hiç ve sıfırı seven tek çocuğum diye ceza olarak yapayalnız kalırsam, ya sen ölürsen Umayne'ne, ya beni senden başka kimse sevmezse diyerek yeniden ağlamaya başladı küçük Defne. Olur mu hiç ay çöreğim diye onun önünde yine çömelip göz hizasına inerek saçlarını okşadı anneannesi. Ay çöreğim Manas destanındaki bir hikayeden geliyor. Bir Türk prensesi, ay çöreği, ay çok kıymetli Türklerde.
ve ay dişildir aslında. Ve benim bildiğim bütün mitolojilerde ay dişil, gece, karanlık, kötücül, entrika kadına gider. Hı hı. Ama bizim mitolojimizde öyle değil. Hatta bunun çok fiziksel bir örneğini vereceğim. Gülümseyeceksiniz. Dünyanın her yerinde güneşe dönen bir çiçek var, güne bakan. Bir tek bizim dilimizde ay çiçeği. Ay o kadar, kadın o kadar değerli. Olur mu hiç ay çöreğim diye onun önünde çömelip göz hizasına inerek saçlarını okşadı anneannesi. Hiç ve sıfır boşluk değildir. Bence annen bu bilgileri unutmuş. Biliyor musun, bazen büyükler çocukken öğrendiklerini tekrarlamazsa unutur, hata yaparlar. Sonra torununun çantalarını sandalyeye yerleştirdi ve elini parmaklarını kıvırarak bir yumruk yaptı. Bak şimdi elim neye benziyor? Elma mı? Şeftali mi? Top mu? Dünya mı? Aferin sana. Doğru bildin. İşte hiç tıpkı sıfır gibi yuvarlaktır. Yuvarlağın öbür adı dairedir. Bilezik gibi, anladın mı? Anladım anneanne. Şimdi işaret parmağını getir ve bu yuvarlağın üzerine koy. Evet, böyle. Diyelim ki bu parmağını koyduğun nokta bahçedeki bir kuş veya ben veya Korkut deden yahut şeftali ağacı olsun. Tamam mı? Tamam anneanne. Evet, şimdi bu yuvarlak üzerine daire çizer gibi parmağını dolaştır ve sonunda başladığın yere dön. Gördün mü? Evet, gördüm anneanne. İşte hayat böyle bir döngü. Döngü dönmek demektir, anladın mı? Bütün insanlar ve canlılar doğup büyüyor, sonunda aynı yere dönüp ölüyorsun. Yani ölmek de tıpkı doğmak kadar doğal ve normal. Bu yüzden ölümden korkmak çok saçma. Çünkü ölenler yok olmuyor. Aa, gerçekten mi diye yanaklarından gözyaşı damlaları sarkarken bir umutla gülümsedi Defne. Elbette, bak, bu yuvarlak üzerinde devamlı dönen bir şey kaybolur mu hiç diye top gibi yüz yuvarlak yaptığı elini gösterdi Umayni'ne. Öldüğümüzde hiçbirimiz yok olmayacağız. Kuşlar, şeftali ağaçları, arılar, yılanlar, kediler, sen, ben, Korkut deden hiçbirimiz. Çünkü toprağa karışan her canlı yeni canlara can katar. Kaybolmaz. Anladın mı? Anlamadım anneanne. Bak güzel Defnem, hiç yokluk demek değildir. Hiç devri daimdir. Bunun ne demek olduğunu gerçekten iyi anlayan bu kişi, bu orta dünyamızda hiç yalnız kalmaz. Hem de hiç diyerek torununa göz kırptı. Devri daim ne demek anneanne? Devri daim hiç bitmeyen hayat demektir torunum. Devri daim binlerce yıldır ninelerimiz ve atalarımızın bize aktardığı çok önemli bir hayat bilgisidir. Daima dönmek, dervişlerin dansı gibi, sema gibi döne döne yaşamı ifade etmek, dönüşmek, sürekli dönmek, dolaşım demektir. Hmm diye bir ses çıkardı çocuk. Su gibidir dedi anneannesi. Su mu diye ilgilendi küçük kız. Evet, su. Hani sana suyun ısınıp kaynayınca buharlaşıp bulutun yağmur ve kar olarak tekrar suya dönüştüğünü anlatmıştım ya. Evet, bahçede göstermiştin bana. Hah işte, suyun hiç kaybolmadan döne döne başka şekillerde yaşadığını konuşmuştuk. Şimdi aynı onun gibiyiz. Aa, şahane bu anneanne dedi. Diye devam ediyor. Burada keseyim yoksa kapılıp gidebilirim. Evet, hikaye çünkü kendi içerisine bizi çok alıyor. Çünkü söylemlerin hepsi aslında doğada bir karşılığı olan bir döngüyü anlatan, hiç dediğiniz şeyi anlatırken bile aslında bizim için doğanın döngüsünü aslında sembolik öğelerle anlatan, özdeşleştiren her bir kelime bir noktaya işaret ediyor diye düşünüyorum. Devamında zaten diyor ki büyüdüğünde diyor, ortaokula gittiğinde sana karbonu da öğretecekler. Ki bunu da hani merak edenler için bir yol açsın diye. Herkes tabii biyoloji okumak zorunda değil. Burada tabii ben mitolojiden çok yararlanıyorum. Evet. Çünkü mitoloji, demin de bahsettiğim gibi, gerçekten bir toplumun tabiatla ilişkisini, ilk ilişkilerini o topluma anlatan bir anlatı dalı. Ve eskiden işte çok sayısalcıyım, fenciyim diye o hava attığım dönemlerde mitolojiyi bu kadar önemsemezdim. Halbuki annem arkeoloji okumuş bir kadın. Mitolojiyi bir işte eski dünyaların metafizik hikayeleri zannederdim. Ama son yıllarda özellikle bu toprak, su, ateş ve havayı yazarken psikomitoloji diye bir alanın olduğunu öğrendim. Ben çok gecikerek öğrendim. Fakat çok önemli bir dal, biliyorsunuzdur belki, Freud'un kurduğu bir dal ve temelinde her toplumun psikolojisini onun mitolojisi belirler diyor.
Bu alanda çok kıymetli bir yazarımız var. Bir psikiyatrist, tıp fakültesi dekanı Bilgin Saydam'ın Deli Domrul'un Bilinci diye bir kitabı var. Onu da öneririm. Kendi kökenimizi, evet mitolojik hikayeler mantıksız görünebilir ama bizi bize anlatan, örneğin delik kelimesi, kavramı bütün benim bildiğim dillerde hastalık anlamına geliyor ama bizde öyle değil. Ve o kadar içselleşmiş ki binlerce yıl biz işte Orta Asya'dan buraya gelmişiz, bu dil değişmiş, Türkiye Türkçesi diyorlar artık. Orta Asya'dakiler anlamıyor bizimkini, biz onları zor anlıyoruz. Ama buna rağmen kavramlar korunuyor. Yani Umay'ın ne olduğunu unutmuş ama çocuğuna isim alarak veriyor. Ve delilik, delikanlılık, cesaret anlamına geliyor evet. bizde. O yüzden bizim toplumumuzun dünyaya bakışı farklı. Bunları bildikten sonra bütün sistem buna göre inşa edilebilir. Siyasette bununla oynanabilir. Bunlar çok önemli bilgiler. Ve şunu da iyice öğrendim ki bir toplumu köklerinden koparmak istiyorsanız ona mitolojisini öğretmeyin. Kopuyorsunuz ve ortada sallanıyorsunuz. Nereye ait olduğunuzu bilmiyorsunuz. Örneğin bu kitabın kapağındaki uçan kanatlı at ne Pegasus ne de Burak. Biz ikisini de biliyoruz. Pegasus Yunanların kanatlı atı, evet. Burak Arapların Hazreti Muhammed'i uçuran at. Ama Tulpar'ı bilmiyoruz. Tulpar Türklerin kanatlı atı. Moğolistan ve Kırgızistan'ın bayraklarında da var. Bunu bilmek niye önemli? Çünkü bize ait bir şey. Evet. Bunu da bilmeliyiz. Evet, dünya mitolojisini de bilelim. Kökünü bilmeyen insanlar, kendi mitolojisindeki hikayeleri bilmeyen insanlar nereye ait olduklarını bilmiyorlar. Biraz toprakla ilişkimiz de buna bağlı değil mi aslında? Yani toprağa ait hissetmek, köklerini orada hissetmek, ona değer vermek, sahip çıkmak. Hep bu yani mitolojinin bununla da çok bağı olduğu için çok. Kendi kökünü oraya salmak ki o toprağa değer katmak. Elbette. Onu korumak, bir sonraki nesle bırakmak. Elbette. Çünkü hayatta kalışının tüm genetik kodlarını onunla beraber devam ettiriyorsun aslında. Evet. Bir miras bırakıyorsun. Evet. O bağlamda mitolojiye sahip çıkmak belki gerçekten dediğiniz gibi es geçtiğimiz bir konu. Yok evet. bu siyasi bir şey, es evet. geçmiyoruz, bize evet. öğretilmiyor evet. ve bunun çok siyasi bir karar olduğunu düşünüyorum. Evet. O yüzden benim işte Alaaddin'in sihir lambasından cin çıksa ve üç şey istemek durumunda kalsam, iki tanesi kendi kişisel şeyim, dileğim. Bir tanesi ilki Türkiye'de ve dünyada, tabii öncelikle kendi ülkemde. Anaokullarında hem mitoloji hem de ekolojinin, tabiat bilgisinin öğretilmesini çok isterim. Bambaşka bir Türkiye olur o zaman. Kesinlikle. Çünkü sizin de çok güzel altını çizdiğiniz gibi ekoloji sadece hikayeler değil, mitolojinin anlattığı hikayelerin içinde tabiatla ilişkimiz de var. Yani örneğin bizim mitolojik hikayelerimizde, başkalarının da var tabii. Ben Türklerinkiyle, ana dilim Türkçe olduğu için ilgileniyorum. Başka bir ana dilim olsa onunla ilgilenirdim. Suya girmeden önce yaprakla vücutlarını ovuyorlar. Tabii ki yaprak bir şey temizler ama öyle bir ritüel, öyle bir gelenek ki suya saygıyı gösteriyor. Evet. Ya da işte toprağın içinde binlerce canlı olduğunu biliyor. Hı hı. Bugün bunu bilmiyoruz. Toprak canlı mı diye soruyorlar bana. Evet. Toprak canlı. Önemsemiyoruz çünkü. Canlı olan her şeyin yaşamaya hakkı var. Ve biz sadece o döngünün içinde bir parçayız. Yani bir arıdan bir farkımız yok. Hatta arının daha çok yararı var. Kesinlikle. Hayata. Kesinlikle. Ve böyle giderse, bu kadar çok tüketmeye devam edersek elbette biz yok olabiliriz ama tabiat devam eder. Sizinle sohbete tabii ki doyum olmuyor. Çok güzel hem hikayeler paylaşıyorsunuz hem değerli eserlerinizden bir bölüm de bize okudunuz. Ben son bir soru sormak istiyorum size, eğer müsaadeniz varsa. Hı. Yaptığınız son çalışmalara da değinirseniz, çünkü heyecanla bekliyoruz. Yeni bir çalışma içerisindesiniz bildiğim evet. kadarıyla. Ondan da birazcık dinleyebilirsek, size nasıl bir çalışma içerisindesiniz diye. Aslında kendi projem Ayrılanlar İçin diye bir öykü kitabım var. Bizim kuşakların biriciği Timur Selçuk'a ithaf ettiğim ayrılık hikayeleri. Fakat bu dörtlemeyi okuyan özellikle anneler, veliler benden çocukları için ekomitolojik çocuk kitapları çok istiyorlar. Yani 10 yıldır böyle bir istek var. Ben de bunun artık bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum ve gerçekten çocuk kitabı yazmak çok zor. Evet. Bizde emekli öğretmen hemen kitap yazacağını zanneder. Keşke öyle olsa ama öyle değil.
Özellikle ben oğlumu büyütürken yerli çocuk kitapları konusunda çok sıkıntı yaşadım. Yani ben çok sıkılıyordum, çocuk daha da sıkılacak. Ve çoğunlukla parmak sallayan, öğreten. Halbuki, itaat ettiren. O da var ama böyle bir çocuğun akıllı olduğunu unutan ya da kendi çocukluklarını unutmuş oluyor insanlar. O yüzden burada getirdim bunu, Ah Bir Kedi Olsam diye bir çocuk kitabını. Bunu 10 yılda yazabildim. Burada da kedi üzerinden aslında tabiatla ilişkimizi anlatıyor. Şimdi Defne Kaman ve Sihirli Umay Ninesi diye üst başlıkla bir dörtlemeye başlıyorum. Ağaçlar Konuşur mu Anneanne birincisi. Her birinde hem bir tabiatla ilgili bilgi var hem de mitolojik bir hikaye var. Birincisinde ağaçlar ve geyikler olacak. Bizim mitolojimizde müthiş geyik hikayeleri var. Evet. Hatta işte Dede Korkut'ta Bamsi Beyrek bir geyiği vurmak çok günahtır. Özellikle evet. Dişi ve hamile geyiği. Yedi sülalesi lanetlenir. Olmaz. Ve çok hikayeler var böyle. Toprak romanında onu işlemiştim. İşte Musa Abdal, Alanya bölgesinde Kaygısız Abdal. Çok güzel hikayelerimiz var. Onlardan biraz bahsedeceğim. Resimli olacak bunlar. Sonra mesela Yunuslar Niye Güler Anneanne? İşte Yunus Parkları falan var bunda. Böyle dört bölüm üzerine şimdilik önce Ağaçlar Konuşur mu Anneanne'yi? Çünkü ağaçlar konuşuyor aslında. Evet. Biz duymuyoruz. Biz duymuyoruz. Evet, öyle bir çalışmam var evet. Şu anda. Çok teşekkürler. Heyecanla bekliyoruz. Biraz sanırım duymak lazım. Söylediklerimizi herkes duyuyor ama önemli olan sustuklarımızı birilerinin duyması galiba. Ağaçlar sustuğu zaman da duymuyoruz. Konuştukları zaman da duymuyoruz. Biraz Gülten Akın'ın şiirini anımsattı olabilir. Bana. Evet, çok sevgili, evet. Çok değerli bir şairimiz. Kesinlikle. Onu da almış olalım. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Çok değerli bilgiler paylaştınız. Ben çok heyecanla ağırladım sizi. Keşke daha uzun saatler sizinle beraber olsak diye böyle hayranlıkla dinlemeye yine devam oluruz etseniz. Belki. Tabii böyle bir tarımla ilgili, ziraatla ilgili bir kanalın olması da çok güzel. Ben de böyle tanımış oldum. Umarım çok kişiye ulaşır. Umarım. Çünkü gıda çok önemli Kesinlikle. Bir konu. Yani ekoloji ya da iklim meselesi sadece tuzu kuru bir takım insanların işi değil. Bu işe başladığımda ben 90'larda öyle zannediliyordu. Hatta ben çevre bilim okuyorum diye babama kızın peyzajcı mı olacak, bahçemi düzenleyecek diyorlardı. Ama şimdi herkes bunu biliyor. Ve bu antroposen denen çağdayız, insanın Ay, değiştirdiği evet. bir çağ demek evet. bu antroposen. İnsan oradan çağı. Geliyor. Yani eskiden işte uzaydaki bir takım gök taşlarının çarpmasıyla buzul devirleri yaşanıyor. Ama şu anda bizim yaptığımız. Evet. Elbette şey saflığında da olmayalım. Bizden çok zengin ülkeler o kadar çok tüketiyorlar ki. Önce onların hizaya girmesi evet. gerekiyor. Yani biz evet gene çöplerimizi ayrıştıralım. İhtiyacımız Bilinç olmayan benim. Şeyleri almayalım. Çok fazla et yemeyelim. Bu da bir trajikomedik çünkü et çok pahalı. Böyle bir ortamda bunu söylemem ama tabii ne demek istediğim belli. Çok tüketen insanlara söylüyorum. Aslında ne kadar sade yaşarsak o kadar daha mutlu olacağımız herhalde bütün bu konuşmamızın özeti olabilir. Evet. Çok teşekkürler. Ben çok de sağ teşekkür olun. Ederim. İklim ve Gelecek programından bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.